Şu anda sorun yok herhalde. Tamam. Kusura bakmayın aksama için. Ben de herkese Samsun'dan merhaba diyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde araştırma birimi olarak çalışan TAKİM'e bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde çalışmaktayım. Ben de bugün sizlere Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün topraklarının fizikokimyasal ve morfolojik özelliklerinden bahsedeceğim çalışmamda. Toprak kompozisyonu ile ayrışma ve birikme gibi biyokimyasal ve jeokimyasal süreçler arasında güçlü bir bağ vardı. Bu işlemlerin gerçekleştiği hızı anlamak, toprak sistemini ve çevre ile etkileşimini tespit etmek açısından önemlidir. Zamanla bitki örtüsü, topografi ve özellikle iklim tarafından belirlenen patojenik süreçlerin etkisi altında toprak yapısı ana materyalden aşamalı olarak ayrılır. Böylece olgun toprağın fiziko-kimyasal bileşimi sıcaklık ve nem koşullarının etkilerinde daha güçlü bir şekilde yansır. Toprak oluşumunu etkileyen iklim faktörünün esas unsuru yağış, sıcaklık, rüzgar ve nemdir. Bunlardan en etkilisi yağış ve sıcaklıktır. Bu iki faktör fiziksel ve biyolojik ayrışma süreçlerinin yoğunluğunu ve seviyesini etkilemektedir. Topraklar oluşumunu etkileyen faktörlerin farklı katkı ve etkileri sonucu farklı özellikler gösterebilir. Bu da her bölgedeki toprağın dağılımlarında farklılık göstermektedir, arz eder. Farklı toprak horizonlarının detaylı analizi toprak oluşumunun açıklamasına da izin vermektedir. Belli bir bölgeye de bulunan her toprak tipinin kendine özgü genetik yapıya sahip olduğu da bu durumda söyleyebiliriz. Çünkü toprağın karakteri ve genetiği toprağın davranışını ve amenajman sistemini etkilemektedir. Bizim buradaki çalışmamızın amacı yarı kurak ekolojik koşullar altında bulunan Samsun ili Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkiinde yer alan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne ait deneme alanı topraklarının bizden morfolojik ve fiziko-kimyasal özelliklerini belirlemek istedik burada. Materyal ve metodumuzda yansıda görüyorsunuz alanımızın tanımlaması yaklaşık 530 dekar büyüklüğünde bir alan Gelemen mevkiinde yer alan deneme alanımız. Bölgenin sıcaklığı ve nem rejimi dikkate alındığında sıcaklık rejimi mesik olarak belirlendi. Yağış göz önünde alındığında ise nem rejimi rustik olarak belirlendi. Açılan profil çukurlarında yüzeye paralel olarak uzanan renk, yapı, doku, drenaj ve kireç birikimi açısından birbirine farklılık gösteren horizonlar bir veya birden fazla özellikler bu şekilde göz önüne alınarak ayırt ettik ve morfolojik özelliklerini tanımlamak için soil survey manuelde belirtilen kriterleri göz önüne aldık. Biz tanımlamaların ardından genetik horizon bazında 3 toprak profilinden toplam 11 adet toprak örneği aldık. Analizler için hazır hale getirilen topraklarda yansıda gördüğünüz analizleri yaptık. Bunlar toprak bünyesi yani tekstür, tarla kapasitesi, solma noktası, buna bağlı olarak yaraşı su içeriğini hesapladık. Toprak reaksiyonu pH, EC, kireç, organik madde, yaraşlı fosfor ve değişebilir katyonları yaptığımız bunlar bu analizleri yaptık bizler. Genetik yapısının yanı sıra amenajman etkisinin de zamanla toprak özellikleri üzerine etkili olabiliyor. Bizim incelediğimiz arazide çok yıllık meyve ağaçları, tarla tarımından buğday ve çeltik vardı meyve ağaçlarının yanı sıra. Araştırma alanında arazi kullanımı ve arazi örtüsünü dikkate aldık ve 3 toprak profilinden horizon bazında toprak örneklerimizi topladık. Seçtiğimiz profilleri saha çalışmalarından elde edilen morfolojik gözlemler sonrasında bir önceki yansıda gördüğünüz fiziksel ve kimyasal analizlerini yaparak değerlendirdik. Profillerden biri kaygan yan yüzeyi ve %40'tan fazla kil içermesi sebebiyle vertisol ordosu, diğeri ise genç toprak olarak nitelendirilen entisol ordosu, üçüncü profilimiz ise de inseptisol olarak nitelendirdik.
Alüvyal kil yatağı üzerinde oluşturulan profil 1 olarak kodladığımız, adlandırdığımız topraklarda meyve ağaçları bulunmaktaydı. Ana tanı horizonu bu profilde yapısal olarak kambik horizonu gelişim göstermiştir. Strüktürel gelişim en çok 15 ile 123 santim arasında görülmüştür. Soil Survey göre bunu kullanarak bu profil vertik haplokserept olarak sınıflandırılmıştır. Bu profilde yazında derin çatlaklar görülebilir özellik olarak. Bu toprağın horizonları sırasıyla AP, BV ve ana CG materyalleridir. Bu 50 ila 86 santim arasında gleleşme gözlemlenmiştir. Bu durum suya doygunluğa bağlı olarak düşük oksijen koşullarında demir iyonlarının azalmasıyla meydana gelebilir. Profil boyunca kilin hakim olduğu görülürken 86 santimden sonra önemli ölçüde kum içeriği artmaktadır ve tekstür artık kumlu bünyeye dönmüştür. Toprakların pH'sı derinlere doğru yükselmiştir. 7.73 ile 8.26 arasında değiştiğini görüyoruz tabloda. Toprak derinliğindeki kum içeriğinin artmasıyla yaraşı su içeriği de tabii ki önemli miktarda azalıyor. Tutulan su miktarı azaldığı için bu toprakta tuzluluk ve kireç içeriği ile ilgili herhangi bir probleme rastlamadık. Profilde toprakların organik maddesi yansıta görüldüğü gibi 2.38'den aşağı doğru indikçe azalmakta ve %0.49'lara kadar inmektedir. Ayrıca toprak derinliği boyunca yine yaraşı fosfor miktarı da azalmaktadır. Buğday tarımının yapıldığı bir diğer profilimizde tipik haplosert olarak nitelendirilen topraklar ve çevre görüntüsünü yansıta görmektesiniz. Burada drenaj zayıf, erozyon ve tuzluk problemimiz yok. Deniz seviyesinden yüksekliği de 5 metre, yaklaşık 5 metre olarak tanımladık, belirledik. Bu çalışma alanımızda Vertisol düzeninde sınıflandırılan bu topraklar alüvyal kil yatakları üzerinde oluşan derin topraklardır. Ve profilde pulluk AB, BSS1 ve BSS2 horizonları vardır. Profil genelinde baskın yapı kil olmakta. Bununla beraber ıslakken kuvvetli ve yapışkan plastik, kuruyken çok sert olmakta. 50 santimden sonra BSS olarak adlandırılan kayma yüzeyi görülmektedir. Bu nedenle bu toprak tipik haplosert olarak nitelendirilmiştir. Bu profil genelinde killi tekstür sınıfı hakim olduğu için tutma kapasitesi de oldukça yüksektir. Tablodan da görüyorsunuz oldukça yüksek, yani %23.8'lere kadar. Toprak yapısına bakacak olursak topraklar hafif alkali reaksiyonudur. 7.83 ile 7.97 arasında değiştiği görülmektedir. Yine tuz ve kireç içeriği bakımından problem yoktur. Bu durum alüvyal toprak alanlarının tipik göstergesidir. Vertik flavescuant sınıfı içinde yer alan topraklarımızın diğer profilimizden bahsedecek olursak morfolojik tanımları yansıta görüldüğü gibidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 5 metredir. Erozyon ve tuzluk problemi burada da görülmemiştir. Çeltik geçirilen bu topraklar yansıta görüyorsunuz çeltik hasatı sonrası. Yüzeyde katının altında birikim horuzunu olması sebebiyle genç olarak nitelendirilir ve entosol sınıfı olarak tanımlanmıştır. Toprakların fizikokimyasal, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden bahsedecek olursak pH'sı yine derinlere indikçe artmakta, yaklaşık 8-17'lere kadar çıkmaktadır. Kireç ve tuzluk sorunu yoktur. Yüzeyde yine organik madde 2.38 iken aşağılara doğru indikçe 1.56'ya kadar düşmektedir. Burada da değişebilir katyonlarda baskın iyon kalsiyumdur. Sonuçlara baktığımızda yarı kurak ekolojik koşullar altında 530 dekar alanda 3 farklı toprak profili tanımladık. Bir tanesi genç olması hasebiyle entosol, diğeri vertik özellik ve silikonsal kayma yüzeyi oluşturma sebebiyle bir önceki entosol, özür dilerim, bu vertisol ve diğeri ise inceptisol ortasında yer almıştır. Ana tanı horizonu profil 1 için kambik horizon iken profil 3 için ise silikonsal'dır.
Genel olarak tüm topraklarda yüksek miktarda kil bulunur. Ancak horizon gelişimi farklı arazi kullanım türleri altında birbirinden farklıdır. Üst profildeki grönler yapı gelişimi organik madde içeriği ve kök yoğunluğu ile ilgilidir. Geniş olarak tüm toprakların bünye sınıfı killidir. Genel olarak killidir. Ancak horizon gelişimi farklı arazi kullanım şekli altında birbirinden farklıdır. Bu toprakların temel problemi zayıf bozulmuş ve özellikle profil 3 için yüksek taban suyuna sahip olmasıdır. Tuz problemi tespit edilmemiştir ve topraklar hafif alkali reaksiyon göstermiştir. Yoğun tarla trafiği, yani sonuç olarak yoğun tarla trafiği altında toprak sıkışma riski olabilir. Bu nedenle uygun toprak yönetim sistemi sağlamak için toprakta penetrasyon direnci hakkında araştırmalar yapılmalıdır. Sıkışma var mı yok mu? Bu incelenebilir. Sunumum burada bitti. Ben teşekkür ederim. Soru, görüş ve katkılarınız varsa bekliyorum. Teşekkürler.